Merhaba sayın izleyiciler. Uşak Havası kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Mehmet Şeker, daha doğrusu biz onun konuğuyuz. Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir yayın yapmak istedik. Kendisi kabul etti, kırmadı bizi. Kendisiyle öncelikle tanışarak başlayalım. Buyurun Mehmet Bey, kendinizi tanıtır mısınız? Önce 100. yıldan dolayı böyle bir program yaptığınız için öğrenciler olarak ben sizi kutluyorum. Teşekkür ederiz. Türkiye Şeker Sanayi'ni kuran Nur Şeker'in torunuyum, Mehmet Şeker. 1944 yılında doğumluyum. İlkokul, lise Uşak'ta, İstanbul'da İktisat Fakültesi, İşletme Maliye Bölümü mezunuyum. Bundan sonra da devamlı ticari hayata atılarak değişik dallarda ticaret yaptım. Şu anda da aynı ticaret yapılarımı götürüyorum. Peki, tanıştığımıza memnun olduk. Öncelikle size birkaç sorum var. Buyurun. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılı olması sebebiyle şöyle girmek isterim. Dedeniz Nuri Şeker'le Atatürk arasındaki diyalog, şeker fabrikasının kurulma yetkisi, hani aralarını bahsedeceğin şeyleri evet biraz değinebilir miyiz? Biraz dediniz ama bu derin bir konu. Ben kısa ve basit olarak aktarayım. Dedemin, rahmetli dedemin şeker fabrikası kurma fikri Cumhuriyet'ten çok önce Osmanlı döneminin son dönemlerinde başlayan, 1900'lerin başında başlayan bir iş, istek. Tabii altyapı olarak Osmanlı'nın son dönemlerinde bu hamleyi uygulaması mümkün olmadığından biraz bekleme sürecine giriyor. Bu arada da malum bütün Türkiye'de olduğu gibi Yunanlılar da Uşak'ı işgal ederek 2 yıldan fazla Uşak işgal altında kalıyor. İşgal bitip Cumhuriyet kurulduktan sonra dedem hazırlıklarını yaptığı şeker fabrikası kurma işini devreye sokmak için Ankara'ya gidip Atatürk'ten randevu alıyor ve Atatürk'ü o plan kabiliyeti sayesinde ikna ederek Uşak'ta şeker fabrikası kurmak için onun siyasi ve resmi desteğini alıyormuş. Peki mesela bildiğiniz kadarıyla Atatürk'ün ilk bu teklif sunulduğunda, çünkü Türkiye'nin ilk fabrikalarından Uşak Şeker Fabrikası, Atatürk'ün tepkisi ne olmuş? Yani o dönemki kalkınma planının bir parçası aslında. Tabii burada onu şöyle açıklamak lazım. Dedem Atatürk'ten randevu alıp girip şeker fabrikası kuracağını belirttiğinde Atatürk de bütçe hazırlığı yapıyormuş masasının üstünde. Nuri Bey demiş, ben masamın üstündeki yamalı bohça gibi olan bütçeyi nasıl düzelteceğim diye uğraşıyorum. Siz geldiniz benden para istiyorsunuz milyonlar, ben bunu veremem demiş. Dedem de paşam siz yanlış anladınız. Ben sizden icazet almaya ve desteğinizi, izninizi almaya geldim. Yoksa parayı ben bulacağım. Ben Uşak esnafından, eşrafından bunu temin edeceğim deyince Atatürk tabii rahatlamış ve rahatlıkla dinleyerek bundan böyle demiş, takılacağın herhangi bir resmi konuda gel yasal zeminler içerisinde ben sana destek olayım diyerek hareket başlamış. Anladım. Peki o zaman dediğiniz gibi mi gerçekleşti? Yani Uşak Şeker Fabrikası Uşak esnafının katkılarıyla mı kuruldu diyebiliriz? Şimdi şöyle ben size anlatayım. Uşak Şeker Fabrikası 1923'te şirket olarak kurulduğunda hisse senedi satışıyla devreye girildiğinde Türkiye'nin ilk çok ortaklı bir anonim şirketi olduğudur. Yani Türkiye'nin bu kadar çok ortağı olan bir anonim şirketi olmamıştır. Belki bugün de yoktur. Binlerce ortağı vardır. Çünkü Yunan işgalinden gördüğü mezalimden bıkan köylü, pancar ekmek isteyen, daha doğrusu geçimini topraktan sağlayan köylülerin bir kurtuluş ümidi olarak bunu görüp 2 lira vererek hissedar olup tuzu, hani çorbada tuzumuz bulunsun diyen binlercenin katkısıyla bu fabrika kurulmuştur. Tabii ekonomik sıkıntılar o zaman hat safhada, tıkandıkları noktada da gene rahmetli dedem Atatürk'le temasa geçip, ilgili bakanlıklarla görüşüp, onları ikna ederek Sanayi Maden Bankası'ndan kredi alarak bu işi gerçekleştirmiştir. Çünkü dedemin hesabında fabrikanın kuruluş maliyeti var ama işletme maliyeti, stok maliyeti olmadığından, muhasebe sistemi yok o zaman, fabrikanın açılışına kadar olan devrede hayli zorluklar çekilmiş. Bunun işte şahsi mal varlığını ortaya koyarak, çünkü başladığı bir işi bitirmemesi mümkün olmayan bir iradeye sahip dedem. Bunu zaten bunu da mezar taşında yazmıştır.
varlığını bu uğurda bitiren diye de mezar taşında yazısı vardır. Ama başarmış, uşağı da bunu hediye etmiştir. Biz de onun sayesinde, onun bu yaptığı hizmet sayesinde, onun gölgesinde, ona laf getirmeden, ona layık olacak bir torunlar olarak yaşamaya devam ediyoruz. Evet. Şu anda mesela dediğiniz gibi uşağın çok fazla esnafının, vatandaşının katılmasıyla kurulan bir fabrikadan bahsederiz. Türkiye'de bir noktada bu şekilde kuruldu. Yani birçok herkes kendi silahını aldı, milli mücadele. Yani genel olarak fabrika Türkiye'nin bir yansıması haline dönüşmüş baktığımızda. Tabii, tabii. O yokluğun, o ezilmişliğinden kurtulmanın ve çoluğuna çocuğuna kendi işiyle, emeğiyle, alın teriyle kazandığı paranın, parayla bakmanın mutluluğunu yaşamak için toplum, yani elindeki yüzüğü, sandıktaki çeyizini, kümesteki tavuğunu, yumurtasını vererek fabrikanın kurulmasını sağlamışlar. Tabii bunun da hazzı Türkiye'de yalnız uşağa mahsus. Yani diğer yerlerde kurulan işletmeler, Cumhuriyet döneminde kaldırmada hamleyle yapılan işler, devletin ve İş Bankası'nın, Ziraat Bankası'nın katkılarıyla olmuştur malumunuz. Ama Uşak Şeker Fabrikası bu duruma düşmeden kendisini kurtarmış. Ama maalesef siyasette nasıl şimdi ayak oyunları varsa, o zaman da yapılan ayak oyunlarıyla 1931 yılında tasfiye edilerek devletleştirilmiştir. Önce Sanayi Maden Bankası'na devredilmiş, sonra da Türkiye Şeker Fabrikaları kurularak Eskişehir ve Turhal kurulup Uşak Alkolu dördü birleşip Türkiye Şeker Fabrikaları'nın bir şekilde kurulmuş ve oraya devredilmiştir. Peki dedenizin Atatürk'le olan diyaloğu bir arkadaşlar bağlandı mı bu olaydan sonra? Çünkü bir noktada Atatürk'ün hayali olan şeylere dedeniz öncülük ederek ona destek evet. olmuş oldu. Şimdi dedem idadi mezunu, çok irade sahibi, çalışkan, ikna kabiliyeti süper olan birisi. Tabii dedemin Atatürk'le olan münasebeti, Atatürk'ün o zamanki ülkenin durumunu düzeltmek için uğraştığı konular o kadar çok ki Uşak Şeker Fabrikası bunlar dışarısı bir nokta. Evet. Bu noktanın içinde tabii dedemin her gittiğinde kabul etmesi, dedemle istişare etmesi, dedenden bilgi alması aralarındaki samimiyetin bir göstergesidir. Anladım. Evet amcacığım, istediğin gibi Cumhuriyet'in 100. yaşını çok güzel kutlarız. Nice yüz yaşlarımız olur Cumhuriyet'imizle ve her yıl birbirinden daha tutkulu, daha güzel geçer. Uşak için Cumhuriyet'in öneminin farklı olduğunu farkındayım. Dediğiniz gibi Uşak'tan İzmir'e kadar olan topraklar özellikle kanlarla sulandı ve Cumhuriyet burada daha farklı. Nice yaşları olsun Cumhuriyet'imizin. Cumhuriyet'imiz tekrar kutlu olsun. Tüm izleyenlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Biz de size teşekkür ederiz. Siz de bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz Mehmet Bey. Ben de size böyle bir program yaptığınız için kutluyorum size, tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ülkemizin Cumhuriyetinin 100. yılında hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhuriyetimize dil uzatanların da Allah'tan onlara uğursuzluklar bekliyorum. Yani dilimi fazla kötülemek, konuşmak istemiyorum. Onlara akıl fikir versin diyorum. Teşekkür ediyorum bilginize. Biz teşekkür ederiz.